Yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün PUBG Mobile 17.0 beta sürümünün ikinci bölümüyle karşı. Şimdi dostlar, ben bu sefer ikinci bölümde sizlere ne göstereceğim? Yeni gelen şeyleri göstereceğim. Bu arada arkadaki duran araba yeni Jeep. Bunun Toros'u da var. O da ayrı bir bölümde gelecek dostlar. Haberiniz olsun. Yani şu arkanızdaki duran Jeep yeni gelen Jeep. Yani eski Jeep'i yeni Jeep yapmışlar gibi düşünebilirsiniz. Başka bir bölüm daha var. Orada da beleş sandıklar falan var filan var. Yani bu bölüm ne kadar uzayacak bilmiyorum ama ben anlatabildiğim kadar sizlere anlatmaya çalışacağım dostlar. Şimdi klasik maça giriyoruz ve Erangel'a giriyoruz. Yeni bir tane mod var dostlar. O modda nasıl bir mod derseniz, yani hem dağdaki hani dağda kış modunda sandıklar vardı, fişek falan alıyordunuz ya. Hem onun gibi bir şey var, hem de yılbaşı ağacı gibi loot yapma var. Hani yılbaşı ağacı geldiğinde süslüyorduk da loot yapıyorduk ya, öyle bir şeyler gelmiş. Artı uçma modu var, yani uçuyorsunuz, 1 kilometre öteye kadar gidebiliyorsunuz. Değişik bir mod var dostlar. Şimdi oraya girelim, orada görürsünüz artık. Şimdi maçımız başladı, sizlere bir şey söyleyeceğim. Beta sürümünde bu kadar gerçek adam olması normal mi? Birinci bölümde bu kadar adam yoktu. İkinci bölüme bakın, her taraf adam. Neyse, şimdi dostlar 3 tane Luna Park gibi bir yer var dostlar burada. Onlara gideceğim. Bana kalırsa bunlar bu taraflara gider. Ben şu arkaya kadar süzüleyim. Yani adamlardan uzak durayım. Gelip beni vurmasınlar falan filan. Ve artık yeni bir tane de konum şeyi gelmiş dostlar. Onu da göstereceğim sizlere Luna Park'ta. İndiğimizde görüşürüz artık. Atladık ve gidiyoruz. İnşallah gelen olmaz diye ümit ediyorum. 3 kişi orada var. Bunlar araba bulup falan gelmesin ya. Dostlar şöyle yanda bir tane konum bitonu var. Bu konum bitonuyla, bitonuyla ne ya? Butonuyla uzakta bir şey gördüğünüzü işaretleyebiliyorsunuz. Nasıl mı? Birazdan göreceksiniz. Yani bundan düşman görüldü sesi yerine adamın metresinde ölçebiliyorsunuz. Yani malzeme görüldü de yapabiliyorsunuz 50 metreye kadar falan. Değişik değişik şeyler var ya. Altımızda da bir adam var. Araba var mı araba? Süzle süzle gideceğiz. Kankam sen niye geliyorsun ya? Bak o araba mı taşmış tam? Korktum ya. Aşağıda buggy var. Güzel. Herkesten önce gidebileceğim. Ya beta sürümünde de ne bileyim, gerçek adamlarla uğraşmayız ya. Yani burada da gelip öldürmeye kalkan olmaz herhalde, bilmiyorum da. Ana ezilmedi. Oğlum bu niye ezilmiyor? Gelme. Gelme. Başka bir yerde oyna. Ha, herkes buraya geldi. Silah silah ver. İçeride adam var. Kankam bura beta sürümü ya. Beta sürümüne niye bir tane adam gelir? Neredesin? Vurdum seni. Kankam gelmeyin. Vallahi gelmeyin ya, bu beta sürümü. Yalnız solda efekt mi getirmişler? Aha jeton. Bu iyi oldu bak. Şimdi dostlar ilk önce sizlere en kolay oyundan başlayayım ben. Şurada şöyle bir oyunlar var. Bunların yanında ayrıca şey de veriyor.
Değişik bir şey. Şimdi token diyorsunuz ve bir tane rastgele kullanıyorsunuz. Dönüyor. Ortada patladı. Bunun içinden kompastör çıktı ve size veriyor. Mesela bir de şunu da yapalım. Bu da ne verecek? İçecek verdi. Misafirimiz var. Misafirimiz var. Kankam, bir gidin daha. Ana öldük. Neyse, tekrar geldiğimizde görüşürük. Ve tekrardan geldik dostlar aynı yerimize. Şöyle arabamızı da yine buraya bırakalım. Yani aynı yer dediğim sürede haritanın farklı bir yerinden geldik. Şuradan birer silah aldım. Ne olur ne olmaz yine. Başımıza bir tane adam gelir falan filan. O sürümünde utanmasalar Fatih'e çıkacaklar ha. O derece adamlar birbirlerini öldürüyor. Gerçi ben de öldürüyorum da neyse. Ama kendimizi korumamız lazım. Bir tane taramalı silah lazım dostlar bize. Bir tane oyun var. Onu taramalı silahla oynayabiliyorsunuz. Yani o yüzden taramalı silah arıyorum. Çıkarsa hayırlısıyla güzel olacak. Tava, pompalı. Oyun bey, bir tane silah verir misiniz? Hep pompalı koymuş. 4x. Utanmasa fişek verecek. Aha bu ne? M16, tamam. Bunu şimdi tekliğe alırız. Şu lazeri de takarız. Burada dostlar zaten az önce gösterdim şu oyunu. Yani içinden de şey çıktı. Şimdi burada bir tane spacebar var. Buradan yani joystickle önünüzdeki adamlar falan vurabiliyorsunuz. Az önce girdim. Bug'a girdi. O yüzden denemeyeceğim tekrar. Burada bir tane de hunt game var. Yani bunları oynayabiliyorsunuz. Ben şundan bassam yine. Çünkü onlar bug'a giriyor. Bir de şuradan basayım. Basabiliyor musun? Sen ne veriyor? Ne o susturucu? He, sen ne verdin kanka? Uzatılmış. Şimdi sizlere silah oyununu göstereyim. Abi Joker şeyi daha buldum. Basma tuşu gibi bir şey. Ve burada ördek oyunumuz var dostlar. Şu silahımızı teklide mi şu an? Şöyle teklide oluyor, tamamdır. Şimdi buradan bir tane token verip oyna diyorsunuz. Ve oynadığınızda maç başlıyor. Buradan şöyle şeyleri vuruyorsunuz. Ha, siyahları vurmuyor musunuz? Siyahları vurmamaya özen gösterin. He, bir kit, bir de mermi aldık. Bu oyun zara, şunları da patlatayım bari de. Ver artık, ver. Ne kadar verirsen ver. Oldu mu? Ben seni sevmedim, sen az veriyorsun. Bir de bunun karşısında var. Ve sürpriz olarak da şöyle kocaman bir şey var. Bunu en son yapacağız. Bir de bunu da oynayalım bakalım. Bundan ne kazanacağız? Başlat bakayım. 3, 2, 1, 0. Vur. Artı 10. Ne kadar güzel bu oyun. Ha dur, o şey değil mi? Siyah eksi 10'du. Siyah vurmayacağız. Ölsene kankam. Siyah vurmak yok. Bunlar siyah. Ne güzel geliyor tavuk. Aha 6x verdi. Hocam yani buradan da 6x vermezsin daha. Evet. Bu oyundan da böyle bir şeyler kazandık işte. Kalan paramızı da şu şeye verelim. Bunların içinde bir şey var mı oynanacak? Yok. Tamam. Şu şeye verelim. Token var ya, token. Nerede o? Şuna. Aa, bir tane daha bulduk. Ver bakayım kankam. Sen de ver bakayım kankam. Ne veriyorsun? Sen ne verdin? Dikey tutamak. Sen ne verdin kanka? O ne? Uzatılmış. Bir daha ver bakayım. Sen de ver bir tane daha. Ne bu? Bu ne? Bir şey verdi. Yoksa oyuna köpek mi geliyor? Ne? Bu yapboz ne yapacağız?
Neyse birazdan öldüğümüzde onu lobide görürük. Bize verir. Köpek falan geliyor demeyin oyuna. Daha erken ya. Gerisi gelsin. Kuştan sıkılıyor. Şimdi böyle bir şey var dostlar. Buna geçmeden önce sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bakın burada bir tane konum şeyi geldi. Böyle atıyorsunuz. Mesela pompalı gördünüz ya bak. Mesela şurada ya pompalı. Bunu dürbünü açıyorsunuz abi. Basıyorsunuz. Ve algılıyor. Burada diyor ki bu pompalı var diyor. Yani mesela siz bunun yanına bu kadar gitmek istemiyorsunuz. Uzaktan falan işaretlediğinizde mesela arkadaşınıza diyorsunuz ki şurada şey var bunu alabilirsin diyor. Atamadım ama işte burada kit var diyor. Bu kaç metreye kadar gidiyor bilmiyorum ama herhalde 50 metresi vardır diye tahmin ediyorum. 50 metreden denesek var mı orada uzaklarda bir şey? Gözükmüyor ki. Ve artı yani mesela arkadaşınızla gidiyorsunuz yolda araba gördünüz. Mesela diyebiliyorsun ki gel burada araba var. Bas kanka. Bak burada kuaz var diyor. Böyle bir şey yapmışlar. Bunun üstüne de basıl tutunca şöyle şeyler çıkıyor dostlar. Şunu kapatayım. Şöyle şurada açayım. Şöyle şeyler çıkıyor. Yani bu ne işimize yarayacak bilmiyorum ama işte. Bak burada mesela mermi var. Mermi mi işaretledik biz az önce? Yani nasıl bir şey bilmiyorum. Mesela şurada ses var. Yani orada adam mı var diyor. Ne? Bir dakika. Şöyle mi atacağız? Ha, orayı koruyabilin diyor. Burada araba var diyor. Burada sağlık çantası var deyince nereye gidiyor? Bir dakika. Şöyle mesela şu yere bayrak atsa. Burada bayrak çıkıyor. Ateş et çıkınca da ateş et çıkıyor. Buraya mesela ayak izi koyduğunuzda ayak izi çıkıyor. Koltuk. Değişik de güncel geldiğinde çözeriz bakarım. Yani şimdi İngilizce olduğundan her şeyi anlayamıyoruz dostlar yani. Bakalım bir oyun güncellensin ne olacak. Son kez olarak sizlere şunu da göstereyim dostlar. Buna biniyorsunuz. Üstünüzdeki kıyafet değişiyor. Start diyorsunuz. Uçuyorsunuz böyle. Ve sizi fırlatıyor. Şimdi kendimizi zaten işaretlemiştik. Şöyle paraşütü açıp dimdirek böyle gidersek bakalım kaç metre uçabiliyoruz göreceğiz beraber. Ve böyle güzel bir şey yapmışlar. Hem de mavi sis tonu vermişler. Yani bence güzel. Bakalım kaç metre gidebileceğiz. Bayağı da hızlı gidiyor yalnız ha. Utanmasa arabadan hızlı gidecek. 25 yazıyor da kaç 25 ile gidiyor bu. Ve buraya indik. Evet kaç metre geldik biz oradan? 850 metre uçtuk. Yani bu ortalama 1 kilometreye kadar falan uçabileceğiniz bir şey diyeyim dostlar. Yani bu şekildeydi. Şimdi kendimizi öldürmek istiyorum da nasıl öldüreceğim bilmiyorum. Öldürdüğümüzde lobide görüşürüz artık. Ve sonunda lobiye döndük. 4 level oldu. Ve buradan 2 tane şey verdi. Ha bu bütün silahlar toplama görevime gelmiş oyunu. He bunu yeni gördüm bak. İki tane sandık kuponu aldık. Sanki burada sandık açabileceğiz gibi. Ve 5 level olduk. Ne yapacağızsak bilmiyorum da işte 5 level olmuştuk. Mail kutumuza basmak istiyorum abi. Şu az önceki topladığımız şeyler sanırsam buraya bir şey olarak geliyor ama ne olarak geliyor bilmiyorum ya. Harbiden diyorum bak. Onlardan bizlere bir şey çıkacak da hadi bakayım hayırlısı. Buraya da düşmedi. Acaba köpek mi geliyor? Neyse dostlar bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer 3. bölümde görüşmek üzere. Bay bay.